Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün Ramazan ayı yaklaşırken diyabet hastalarının en merak ettiği konu olan orucu konuşacağız. Konuğumuz Özel Esentepe Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Mehmet Ali Ecer olacak. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 alan koduyla 261 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilir ve yayınımıza katılabilirsiniz diyerek hocamıza dönelim. Merak ettiğimiz soruların yanıtını almaya başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Az önce de belirttiğim gibi Ramazan ayına az bir süre kaldı. Özellikle diyabet hastaları her yıl olduğu gibi yine en çok merak ettiği soru oruç tutabilir miyiz? Hangi diyabet hastaları oruç tutabilir? Orucu engel olan durumlar ne? Bunları merak ediyor. Soracağız Tabii. ama nasıl bir giriş yapmak istersiniz? Diyabette orucun önemi nedir hocam? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu neredeyse gelenekselleşti. Her Ramazan ayı öncesinde böyle bir program yapmak gerekiyor. Evet. Unutuluyor çünkü. Diyabette Ramazan önemli. Çünkü sonuçta dünyada 1.8 milyar, yaklaşık 2 milyara yakın Müslüman nüfus var. %24'ünü yapıyor bu dünya nüfusunun. Kabaca işte Orta Doğu ve diğer Asya ülkelerindeki Müslümanlardan olmak üzere ortalama 150 milyon tane diyabetli Müslüman var ülke dünyada. 150 milyon insan, bir de şunu dikkat etmek lazım. Müslüman nüfustaki diyabet artış hızı diğer ülkelerden daha fazla. Özellikle ülkemizde de dahil olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde, Suudi Arabistan'da, diğer Orta Doğu ülkelerinde daha fazla. Bu nedenle tabii ki hani dinimizde Ramazan'da oruç tutmak farz olması nedeniyle de Müslüman kitleden bu tür hani kimler oruç tutmalı, kimler tutmamalı bu konuda bize de çok yoğun talep geliyor. Tabii ki sevindirici tarafı bunun hani bize soramaları, bunun karar verecek kişi hani tabii ki bu konuda İslam dini uzmanına, hekimlere yani bırakmıştır. Çoğu din görevlisi bize yönlendiriyorlar. Onlara sorduğu zaman hocam farzı yerine getireyim mi, getirmeyeyim mi? Onlar diyor ki doktorunuza sorun diyorlar. Doğru yaklaşım. Çünkü hastanın sınıflandırması, risk profilini, hastalığının önemini, ilaçların hangisinin dozla kullanılacağı, hangi aralıkta kullanılacağı ve bu fizyolojiyi bilen hekimdir. Hatta biraz daha ileri gitmek gerekir. Hani diyabetini takip eden hekime gitmesinde de daha büyük fayda var. Hastayı o tanıyor çünkü. O açıdan önemli. Ramazan ayı biliyorsunuz hepimizin bildiği gibi İslam'daki ay takvimine göre düzenlendiği için 9. ayı oluyor ve her yıl değişiyor bu. Her yıl 10 gün öncesine geliyor ve dolayısıyla bütün mevsimi dolaşmış oluyor 33 yılda. Ve her geldiği mevsime göre farklı özellikler arz ediyor. Diyelim çok yazın ortasına bizim ülkemizde gelen bir Ramazan ayındaki ile kışın ortasındaki bir Ramazan ayının hastaya yaklaşımı, hastaya olan önerilerimiz, hastaya yardımcı olacağımız konular değişiyor. O nedenle bunu güncellemek ve her defasında yapmak gerekir diye düşünüyorum. Ramazan hepimizin gene bildiği gibi o ay içerisinde 29 ya da 30 gün boyunca işte güneş doğumundan güneş batımına kadar o dönemde aç ve susuz kalmamız gereken bir dönem. Şimdi bu normal fizyolojide tabii ki hiç kimse normal yaşamında hani diyabet hastalarını bundan ayrı tutmuyorum. Herkes bu dönemde mutlaka ve mutlaka yiyor, içiyor bir şekilde. Normal fizyolojisi buna göre düzenleniyor. Şimdi bu Ramazan ayındaki ibadetin dediğimiz gibi açlık ve susuzluk o kadar uzun sürecek ki hastaların fizyolojisi buna uyum göstermesi gerekiyor. İlaçların buna uyum göstermesi gerekiyor. Hakeza yine hani sahur ve sahur olayı olması nedeniyle uyku fizyolojisi değişiyor. Evet. Ve hormonların salgılanması değişiyor. Sahurda kalkıyoruz, yemek yeniliyor, tekrar yatılıyor. İki kere uyumuş ve kalkmış gibi oluyoruz. Ve bütün gün sıfır kalori aldıktan sonra akşam iftardaki yemeğe başladıktan sonra da bir kalori bombasıyla buna maruz kalıyor vücudumuz. Bu şekilde fizyoloji, hormon fizyolojisi değişiyor. Bu nedenle hakikaten şeyde de fark
fark ettim. Amerikan Diyabet Cemiyeti'nde bu Müslüman Ramazan ve oruç diye bir masa ayrılmış ve o konuda çalışmalar da yapılmış, araştırmalar da yapılmış. Hangi ilacı kullanalım ya da ne zaman kullanalım, kimler kesin tutsun, kimler kesin tutmasın tarzında önerileri bize algoritma olarak şey yapmışlar, sunmuşlar. Konunun ilerleyen zamanında bunları paylaşırız. Evet, bunların da yanıtını paylaşacağız. Evet. Siz çok güzel özetlediniz aslında ve burada önemli olan bilinçten bahsettiniz aslında. Hastaların, diyabet hastalarının bir uzmana başvurup başvurmamasından bahsettiniz. Maalesef tabii böyle bir bilinçsiz grup da var aslında. Diyabeti göz önünde bulundurmayıp, ibadetini yapmaya çalışıp daha da hastalığının ilerleyip daha çok vücuduna zarar veren hasta gruplarıyla da karşılaşıyoruz. Bunları soracağız. Tabii fizyolojimizin değiştiğinden bahsettiniz. Tabii. Uzun bir süre açlık ve susuzluk yaşıyoruz. Evet. Oruç tuttuğumuz zaman bu mevsimlere göre de değişiyor. Bu zaman kısalıyor ya da yaz aylarında daha çok fazla suya ihtiyaç duyuyoruz ve süre daha da fazla uzuyor. Şimdi Nisan ayına tekabül edecek. Yaza kıyasla biraz daha kolay geçecek gibi duruyor. Evet. Ve şunu da söyleyelim, aslında bize emanet edilen bedene iyi bakmak da bir ibadet. Kesinlikle. Bu şekilde de aslında izleyen hastalarımız da böyle düşünmesinler, aslında sağlıkları el vermiyorsa bir uzmana başvurmalarını önerelim buradan onlara da. Peki herkesin o merak ettiği sorunun yanıtını alalım hocam. Diyabeti olan hastalar oruç tutabilir mi? Hangi diyabet hastaları tutabilir? Hangileri kesinlikle tutamaz? Siz az önce yapılan araştırmalardan da, kurulan komisyonlardan da örnek vermiştiniz. Evet. Nedir yanıtın? Şimdi şöyle... Tabii ki oruç tutabilecek insanların, hani diyabetim ben, oruç tutabilir miyim dediğiniz zaman bunun yanıtını vermek zor. Her diyabetik hastaya sende şeker var, senin oruç tutman yasak demek yanlış. Tıbben de yanlış. Dinen de yanlış diyebilirim herhalde, bilmiyorum. Ama tıbben yanlış, çünkü bazı diyabetik hastalar oruç tutabilir, hiçbir sakıncası olmuyor. Hatta bazı birkaç çalışma da okudum. Diyabetten sonra hafif diyabetik vakalar Ramazan ayındaki mutlaka kilo veriliyor kalori kısıtlaması olması nedeniyle çoğunlukla. Fayda da görmüşler mesela bazı gruplar. Öyle yapılmış çalışma gördüm, rastladım. Eğer hastayı öncelikle kimin, hani genelleştirmeden özelleştirmemiz lazım. Hastayı bu nedenle bizim önerimiz aslında her diyabet hastasının oruç tutmayı planlıyorsa ve kesin kontraindikasyon dediğimiz kesin sizin oruç tutmanız yasak demiyorsak bir hastaya ve hasta oruç tutmaya izin veriyor sağlığı ve oruç tutmayı istiyorsa ideali şunu söylüyorlar. Ramazan ayı başlamadan önce bir 2 ay, 8 hafta, 6 hafta önceden bir hekiminizle görüşün. Hekiminiz şu anki mevcut diyabetinizin durumunu bir saptasın. Risklerini ya da işte diyabete bağlı komplikasyonları, diyabetin yarattığı sonuçları bir gözlesin. Ondan sonra size oruç tutabilirsin dedikten sonra da hem Ramazan'da yapacağınız takipleri, şeker ölçümlerini, hem Ramazan'daki beslenmenizi tarif etsin. İlaçlarınızın dozunu Ramazan'da, hani çünkü sabah aç karnı olmuyor, sahur oluyor ya da iftar oluyor. Ona göre ilaçlarınızın dozunu değiştirsin, yerini ayarlasın. O şekilde bir önceden bunun hazırlık yapılması gerekiyor. O hazırlığı yapılması için de tabii dediğimiz bir kesin kontraindikasyon olmayan hastaların mutlaka hekime danışarak bir öncesinde planlamanın yapılması lazım. Hekim de hastayı değerlendirerek, hastaya risk faktörleri var, gene geliriz biraz sonra. O risk faktörlerine göre sınıflandırarak senin oruç tutabilirsiniz ancak şu şartları da yerine getirin ki Ramazan bitiminden sonra sizi daha kötü bulmayalım. Daha sağlığınız endişe verici boyutlara ulaşmasın amacıyla mutlaka bir risk değerlendirmesi ve ön görüşme ve planlama yapılması gerekiyor. Ondan sonra o hastayı değerlendikten sonra tabii ki kimi hastalar oruç tutabilir, kimi hastalar oruç tutamaz. Ona göre de hekim kendi kanaatini söylemek durumunda yani. Peki bu risk değerlendirmesi nasıl yapılıyor hocam? Burada hangi durumlar göz önünde bulunduruluyor ve kesin oruç tutamaz diye hangi gruptaki hastalara söyleyebiliyoruz bunu? Tabii bunu öncelikle... Tip 1 ve tip 2'yi hepimiz biliyoruz. Evet. Tip 1 çocukluk çağı diyabetidir. Ve çocukluk çağı diyabeti olanlar mutlaka minimum günde işte 3-4 şekilde
defa insülin yapması gereken ya da vücuduna insülin pompası yerleştirmiş olan ve yaşamını idame ettirmek amacıyla mutlaka insülin kullanılması şart olan hastalar grubudur. Çocukluk çağı diyabetidir. Tip 2 diyabet bildiğimiz gibi erişkin çağı diyabetidir. Biraz beslenmeyle, diyetle ve ağızdan alınacak ilaçlarla gerekirse de insülin yardımına ihtiyaç duyan hastalardır. Şimdi bunu ayırdıktan sonra diyabetik hastaları risk grubuna göre çok yüksek riskli hastalar, yüksek riskli hastalar ve orta ve az riskli hastalar olarak 3 kategoriye, 3 sınıflandırmaya tabi tutmuşlar. Bunları unutmamak adına şöyle söyleyeceğim. Çok yüksek risk grubundaki hastaların oruç tutması kesinlikle ve kesinlikle yasak. Bu hastalar kimdir? Öncelikle tip 1 diyabetik hastaların kötü kontrollü olanları, ki kötü kontrolü hemoglobin A1C ile saptıyoruz 3 aylık ortalama şekeriyle, 8,5'un üstündeki hastalar kötü kontrollü hastalardır ve tip 1 diyabet varsa bunlardır. İkincisi, geçmiş 3 ay içerisinde kan şekeri düşmesi olan hastalar, hipoglisemi atağına yakalanmış hastalar kötü gruptur. Ya da önceki 3 ay içerisinde bunlar tip 1, tip 2 olabilir. Diyabet ketoasidoz koması dediğimiz diyabetik kan şekerinin aşırı yükselmesine bağlı komaya girmiş hastalardır. Ya da tekrarlayan hipoglisemi atağı olan hastalar ya da hipoglisemiye girdiğini fark edemeyen hastalardır. Diyabeti olan, stabil olan ancak akut bir hastalık yanına eklenen, işte pnömonisidir ya da akut bir hastalık COVID'idir mesela eklenen hastalığın tutmaması gerekiyor. Gene gebelikte özellikle de ilaç kullanan gebelerin oruç tutmaması gerekiyor. Diyabetin yanında kardiyovasküler hastalığı olan ya da serebrovasküler hastalığı olan hastaların mutlaka oruç tutmaması gerekiyor. Diyabete bağlı böbrek yetmezliği varsa bu evre 4-5 dediğimiz son döneme yakın ya da hemodiyalize girmekte olan bir hasta ise diyabetik hasta, bunlar çok yüksek risk olarak kabul ediliyor ve bunların kesinlikle ve kesinlikle oruç tutması öneriliyor. İkinci grup hastalarımız yüksek riskli hastalarımız. Bunlara da hiç önermiyoruz. Ancak riski biraz daha ondan daha aşağıda. Çok çok isterse hasta böyle kesin tutacağım derse belki ona yönelik ilaç ayarlamaları yapabileceğimiz gruptur bu. Bunlar da şöyledir. Tip 2 diyabettir ancak kötü metabolik kontrolü vardır. 3 aylık ortalama şekeri yüksektir. Ya da işte tip 1 vardır ama iyi kontrollüdür. Çok stabil gidiyordur. Bu hastalar. Ya da iyi kontrollü insülin kullanan tip 2 diyabet hastaları mesela. Hiç ilaç kullanmadan diyetle kontrol altına alınan diyabetik gebeler bu gruba alınabiliyor. Gene kronik böbrek yetmezliği gelişmiş ama diyaliz sınırına gelmemiş olan daha önceki evrelerdeki hastalar ve kalp damar hastalığı olanlar ve diyabet olmasına karşın ağır fiziksel iş gücüyle yaşamını idame ettiren çalışan insanları da yüksek riskli olarak kabul ediyoruz. Buna da önermiyoruz oruç tutmalarını. Ancak bir de orta ve az riskli grup var. Diyabetik hasta olup da. Bunlar diyabet hastasıdır ama ilaç kullanmıyordur. Diyetle regüle oluyordur bu hasta grubu. Ya da ağızdan hap alıyordur. Belli grup hapları. Onlarla da kan şekeri düzenli regüle giden hastalardır. Ya da bazı hastalarımıza hem hap veriyoruz tip 2 diyabete hem de bir doz insülin de bir yanına ekliyoruz. O grup hastalardan da özellikle metabolik kontrolü ise bunların oruç tutmasında risk yoktur diye sınıflandırıyoruz. Üç gruba ayırdık aslında. Evet. Çok yüksek, yüksek riskli olan, orta ve az riskli olan grup olarak. Özellikle çok yüksek ve yüksek gruba kesinlikle çok önermiyoruz dediniz. Orta ve az riskli de burada diyabetle regüle olabiliyorsa ya da bir hap kullanıyorsa, yine şekeri kontrol altındaysa oruç tutabilir diye özetledik. Aslında burada diyabetin yanında hastanın sahip olduğu kronik rahatsızlıklar da çok önemli. Tabii. Sadece diyabetim var dememeli. Diğer diyabet nasıl bir hasar bırakmış diğer organlarda, tabii, bunlara da bakmak çok önemli ve grupları da izleyenlerimizle paylaştık. Özellikle sormak istediğim konuda ilaç düzenlemelerinden bahsettiniz. Az önce de dediniz ki sahur ve iftar olarak düzenliyoruz bunları diye. Ve bunu sadece orta ve az riskli grup için mi yapabiliyoruz hocam? Ve nasıl düzenleniyor hastaların ilaçları? Şöyle, bizim bu risk faktör sıralamasına göre çok yüksek riskli grupların kesinlikle hiç izin vermiyoruz. Ancak
yüksek risk olmasına karşın hasta ısrar edecek olursa örneğin şunu yapabiliyoruz. Yani tip 1'lerde kötü kontrollüyse zaten izin vermiyoruz. Ancak iyi kontrollüyse şöyle denilebiliyor. Hani uzun süreli aç kalacağı için ve onları diyelim 4 doz insülin yapan bir hastamız var. Her yemekten önce yapıyor. Bir de gece insülin, bazal insülin dediğimiz insülin yapıyor. Bunu şöyle yapabiliyoruz. Hasta çok ısrar edecek olursa hastaya yardımcı olmak amacıyla. 3 doz insülin yapacağı yere 2 doz insülin yaptırıyoruz. Sahurda ve iftarda. O arada hareket etmemesini, fiziksel aktivitede bulunmamasını öneriyoruz. Ve geceki dozunu da işte yatmadan önce yaparak hani en azından diyabetik komaya ya da diyabetin akut komplikasyonundan kurtarmaya çalışıyoruz. Özellikle bu tür hastalarda diyetine çok dikkat etmesini tekrar tekrar söylüyoruz. Ya da hap kullanan hastalarda en çok kullandığımız şeker haplarından yani genellikle ağızdan hap alan tipik diyabetik hastaların %90'ı metformin dediğimiz bir ilaç vardır. Hepimizin bildiği o büyük hap dediğimiz hap. Bunu genellikle sabah akşam kullandırıyoruz. Çok hafifse günde tek doz onun uzun salınımlı tabletleri var. Hafif bir diyabeti var ve onunla kontrol altına alırsa tek doz yapabiliyoruz. Ya da iki doz da yemekten sonra sahur ve iftar yemeklerinden sonra yapabiliyoruz. Yine bazı insülini arttıran ilaçlar var. Bunları da genellikle sabah kahvaltısından önce verdiğimiz ilaçları sahurdan önce gene akşama da paylaştırabiliyoruz. İki doza paylaştırabiliyoruz. Bu şekilde özellikle çok uzun etkili oral antidiabetikleri kullanmaktan kaçınıyoruz. Çünkü sonuçta minimum 12 saat, 10 saat ya da daha yazın 16 saat uzun sürecek açlıklar var. O dönemde bir şey beslenme olmayacağı için hasta mutlaka hipoglisemi atağına girebiliyor. İlaç düzenlemeleri hastayı takip eden hekim tarafından yapılabiliyor. Ya da insülin pompası varsa işte gündüz insülin pompasını azaltarak, iftardan sonra dozunu %50 arttırarak, insülin dozlarında hastaya yani kendi kendine yönetmesi için eğitim vererek, şekerinin sık bakılmasına önererek bir takım tavsiyelerde bunlara bulunabiliyoruz. Orta riskli hastalarda mesela bazal insülin yani ağızdan hap kullanan ve günde tek doz insülin kullanan hastalarda gene haplarını iftar sahura ayarlayıp dozunu yalnız insülin dozunu uzun süreli aç kalacağı için hipoglisemiden korumak adına daha düşük doz 8 ünite 6 ünite kadar azaltmış doz olarak yapılabiliyoruz. Tabii bundan sonrasını da ilerleyen günler içerisinde hastanın mutlaka şeker takiplerini oruç sırasında ve orucunu bozduktan sonraki iftardan sonraki tokluk hiperglisemilerini gözlemek için hastanın sık sık biraz daha olağanın dışında daha sık şeker takibi yapmasını öneriyoruz. Evet, şunu da soralım hocam. Özellikle hipoglisemi ataklarından bahsettiniz az önce. Diyabette orucun riskleri nelerdir? Özellikle ayırmıştık çok yüksek ve yüksek riskli grup diye. Bu gruptaki olan hastalar oruç tutmakta ısrar ederse ne gibi durumlarla karşılaşabilirler? Tabii ki. Şöyle... Hem ilaç kullanıyor hasta, ilacın karşısına geleceği bir glikoz almadığı zaman bu bizim karşımıza hipoglisemi yani şeker düşüklüğü olarak karşımıza çıkıyor. Ya da düzensiz kullanımına bağlı ya da işte sahurda çok tüketime bağlı. Bu defa da gündüz hiperglisemi olarak yani şeker yüksekliği olarak karşımıza çıkıyor. Ama Ramazan'da en çok karşımıza çıkan şey hipoglisemilerdir. Hipoglisemi hepimizin bildiği gibi şekerimizin kandaki seviyesinin istediğimizin daha aşağısında olma halidir. Baygınlık hali, konuşma bozukluğu, terleme, uyku hali, çarpıntı gibi belirtilerle karşımıza çıkabilir. Zaten hipoglisemi oluşmuşsa, kan şekeri 70'in altındaysa orucun mutlaka bozuluyor hastaya. 70'in altındaysa mutlaka bozun diyoruz. Bozulmalı. 70 ile 90 arasındaysa bekleyin diyoruz. Bir saat sonra tekrar ölçün diyoruz. Eğer bir saat sonraki ölçümde 70'in altındaysa hemen bozulması gerekiyor. Ancak takibine göre 70'in üstünde çıkarsa, 90'ın üstünde çıkarsa takibinde orucunu bozmayabilir. Yine oruç tutan bir diyabetik hastanın kan şekeri ölçümünde 300'ün üstünde çıkarsa, 350'nin üstünde çıkarsa orucunu bozmasını öneriyoruz. Bu defa da
Hasta şeker yüksekliğine bağlı dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybına girebilir ve diyabetik ketoasidoz dediğimiz koma tablosuna girebilir. O açıdan kan şekeri ölçümlerine göre hastanın orucunu boz ya da bozma rakamlarımız bunlar. 70'in altına ise kesin bozulacak, 300'ün 300-350'nin üstünde ise kesin bozulacak. Çünkü bunu beklemesinin hastaya bir katkısı olmayacak. Onu mutlaka hastaya eğitimlerinde mutlaka söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda tabii bizim diyabetik hastamızın çoğunda sadece pür diyabet, sadece diyabet olmuyor. Yanında mutlaka ve mutlaka bir organ problemi, organ tutulumu oluyor. Hipertansiyonu mutlaka oluyor, kolesterol mutlaka oluyor, kalp oluyor, stent takılıyor, bypass oluyor, işte beyinde ufak bir pıhtı atmış oluyor. Yani hastayı tek başına diyabetini, kan şekerinin istediğimiz rakamlarda olmasının ötesinde hastayı sağlıklı bir birey olarak Ramazan'ı çıkarması için çaba harcamamız gerekiyor. Hastanın da buna uyması gerekiyor tabii ki. Burada ölçümler, kontroller de sık sık yapılmalı. Evet. Özellikle 70'in altına düşmüşse kan şekeri, orucun bozulmasını tavsiye ettiniz izleyenlerimize. Bunu da dikkat etmeleri gerektiği konusunda onları uyaralım. Peki beslenmelerde özellikle nelere dikkat etmeliler hocam? Çünkü iki öğün oluyor. Bir sahur ve iftar ve arada kalan susuz ve açlıkla geçen uzun bir süre var. Nasıl korumalılar o dengeyi? Tabii. Tam o hipoglisemi de derken, hipoglisemi aslında bazı hastalar için hani tolere edebilecek bir şey ama aslında her beynimizin hücreleri, beyin hücreleri sadece glikoz kullanan hücrelerdir. Her hipoglisemi atağında beynimizden binlerce hücre ölüyor. Karşılıksız ölüyor. Ve bu hücrelerin geri düzelme ihtimali yok. O nedenle hasta hiperglisemiden öte hipoglisemi çok daha tehlike arz ediyor ileriki yıllar açısından. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ölçümleri sık yapmamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi şöyle, bu konuda diyabetik hastaların beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ekranda güzel yemek resimleri görüyoruz. fakat biz bunu ne kadar hastalarımız yapıyor ama bizim diyabetik hastaları, Müslümanların önerimiz şu: yemek başlamadan önce oruç tutmasına izin verdiğimiz hastalar için söylüyorum yalnız bunu. Deniliyor ki mesela orucunuzu bozunuz, tercihen hani karbonhidratı yüksek olan ve hani Müslümanlarca biraz sevilen bir şey olan İki tane hurma yiyiniz deniliyor. Bir bardak su içiniz ve 10 dakika bekleyiniz diyor. İdeali bu. Evet. Bunu ama ne kadar insan yapıyor bilmiyorum. Hani biz bunu öneriyoruz. Evet. Ama en azından yemek süresini uzatmamız lazım. Yemek içerisinde mutlaka su içmemiz gerekir. Ve yemeği biraz daha yavaş yavaş yememiz lazım. Çok saldırmamamız gerekiyor. Mutlaka bir protein dengesine, karbonhidrat dengesine özen göstermemiz gerekiyor. Karbonhidratlardan biraz daha fakir beslenerek protein ağırlıklı işte çorbayla mutlaka devam etmemiz gerekiyor. Ve mutlaka her yemekte bir salata olması gerekiyor. Bu salataya çok dikkat etmek lazım. Klasik alışılmış Ramazan'dan sonraki yenilecek tatlılığı kaldırmamız gerekiyor. O kesin. Yani şeker hastası asla Ramazan'da da tatlı yememeli. Bir yanlışlık da şudur, iftar sonrasında meyve tüketimi. Gene meyve tüketimi tabii ki belli ölçüde bir porsiyon meyve yemesini öngörüyoruz, istiyoruz hastalığımızın vitamin açısından, ancak onu da mutlaka yemek yedikten 2 saat sonra mutlaka öneriyoruz. Hani karbonhidrat yüklenmesi olmasın. Yine sahurda mutlaka her hastamızın mutlaka ve mutlaka sahur yapmasını öneriyoruz. Sahurda da bizi o anda çok tutacak ve şekerimizi yükseltecek karbonhidratlar, tatlılar, ekmekler yerine mutlaka ve mutlaka protein içeriği fazla olan mutlaka yumurta şart. Arkasından işte peynir, yoğurt, o tür şeyler mutlaka tüketmesi gerekiyor. Bu denge ve mutlaka iftarla sahur arasında su tüketimini mutlaka yapmamız gerekiyor, dengelememiz. 2 litre suyunu mutlaka hastaya içirmemiz gerekiyor. Evet, protein ağırlıklı beslenecek, karbonhidrattan uzak duracak hastalarımız, yavaş yiyecekler. Birden yemeğe gömülmemelerini önerdiniz. Su tüketimine dikkat edecekler. 2 litrelik bir suyu iftarla sahur arasında tüketmeleri tavsiyesinde bulundunuz. Ve şeker yok dediniz. Tatlılardan da yine uzak duracaklar. Süremizin de sonuna geldik hocam. Neler eklemek istersiniz? Aslında tavsiyelerde, önerilerde bulundunuz ama sadece diyabet hastaları değil, diğer hastalar için de
tavsiyelerle bulunmak isterseniz son mesajlarınızı alalım sizden. Tabii. Hepimizin bildiği gibi tabii ki Ramazan ayı önemli. Özellikle Müslüman kesim için. Herkes oruç tutmak istiyor. Ancak bizim için siz programın başında bahsettiğiniz gibi bizim için en önemli görev de insan sağlığının korunması. Sonuçta her şekilde insan aç ya da susuz kalarak bir ayı tamamlar. Ama sonrasında işte biz çok sık başımıza geliyor. Çok metabolik durumu bozulmuş, komaya girmiş hastalar sonradan işte hastanın yatması gerekebiliyor. Hem ülke ekonomisi hem kendi canları, kendi sağlıkları açısından çok büyük problemler yol açıyor. O nedenle sadece diyabet açısından değil de belki genel açıdan şöyle söyleyeyim. Hani sağlıklı insanların ya da ilaç tedavisine izin verdiği insanların tutması gerekir diye düşünüyorum ben hekim olarak. Hasta böyle diyelim nörolojik bir hastalığı var, demansı var, Alzheimer'ı var. Beraberinde bypass geçirmiş, işte bir sürü ilaç kullanıyor. İşte o ilaçları kullanmayı bırakıyor Ramazan ayında ya da kullanamıyor çünkü zamanı yetmiyor uzun süreli kaldığı için. İşte mutlaka böbrek yetmezliği hafif vardır, su içmesi gerekir. Onun yerine işte sağlıklı insanları tutsun ancak riskli olanlar, bir hastalığı olanlar, bir ilaç kullananlar mutlaka önerimiz öncesinde bir hekimiyle görüşsün, kendini takip eden hekimiyle. Onun önerisini alsın. Hani ya oruç bize sizin sağlığınızı bozacaksa oruç konusunda iddia etmemek lazım. Diğer hastalıklarda da öyle. Özellikle de bu Ramazan ayında da buna dikkat etmemiz gerekir. Evet, özellikle öncesinde hekime başvurmakta fayda var. Bunun vurgusunu da yapalım izleyenlerimize ve size de çok teşekkür edelim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı'nda bugün diyabet ve oruç ilişkisini konuştuk. Hocamızdan tavsiyeleri aldık. Noktalıyoruz bugünlük. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.